Kuruşum bir şey söyle. Baba bir şey söyle. Bozuk. Sen emir verme sen de. Ben bu şerefsizi indireceğim. Yörük bekle. Komutanım bayrağı çıkıyorlar. Emriniz. İndirin. Emredersiniz komutanım. Yörük indir şu... Senin Allah'ına kurban. Adam vuruldu. Şimdi sıra sizde, hadi. Bunlar nereden çıktı Emre? Komutanım. Söyle. Ağır silahları var, bu tarafa doğru geliyorlar. Geliyorum, bekle. Çok kalabalıklar. Ağır makinenin şu tarafa doğru geçti. Roket atar da şu taraflarda. Allah'ın belaları. Emre uydu. Komutanım, ağır silahlarla açık saldırı tehdidi altındayız. Tekrar ediyorum. Türk topraklarına ağır silahlarla açık saldırı tehdidi var. Emriniz... Komutanım, emriniz. Türk toprağı ya öyle kalır ya da onu çiğnemeye kalkana mezar olur evlat. Bir tanesini bile sokmayın. Onları oraya gömün. Tekrar ediyorum, emir komuta sende. Onları oraya gömün. Emredersiniz komutanım. Kılıç, dinleyin beni. Buraya adım atan, içeri giren mezara girecek. Anlaşıldı mı? Buraya adım atanı gömün! Hadi be. Yüklenin lan! Yüklenin iyice! Hadi! Hadi aslanlarım benim! Hadi aslanlarım benim! Yüklenin! Hadi! Yükler oğlum! Hadi be! Sayın General, hoş geldiniz.
Teşekkür ederim Sayın Müsteşarım. Karargâhtan alırlarsa hemen haber ver. Emredersiniz komutanım. İkram dahil kimseyi almayın. Peki efendim. Buyurun. Buyurun. Erbil Başkonsolosluğundaki durum düşündüğümüzden çok daha kritik general. Evet Sayın Müsteşarım. Durumun farkındayız ama biz de gerekli hazırlıkları yaptık. Bölgenin hemen dışında 4 timimiz hazır bekliyor. İstediğimiz zaman müdahale yapabiliriz. Sorun tam olarak da bu zaten generalim. Anlayamadım. Kısacası Sayın General, bölgede iş yapan herkesin temel olarak dayandığı bir gerçeklik var. O da aşiret gerçekliği. Amerika'da, İngiltere'de, İran'da, Rusya'da doğal olarak biz de bu aşiretlerle irtibat durumundayız. Bölgede varlık gösteren devletlerin tümü, biz de dahil, istihbarat ihtiyacımızı da, başka operasyonlarımızı da bu aşiretlerle temas halinde yapmak durumundayız. Yani? Yani başkonsolosluk baskını sıradan bir güvenlik sorunu değil generalim. Bunu yapan hangi güçse istediği tek bir şey var. Türkiye ile bölgenin en güçlü aşiretinin arasını açmak. Mümkünse bu aşireti Türkiye'ye düşman etmek. Politik gereklilikleri anlıyorum Sayın Müsteşarım. Yalnız şu anda orada benim bir timim var ve ateş altında. Ne yapmamı öneriyorsunuz? Oraya takviye kuvvet göndermeyin generalim. İstediğimiz şey bir savaş değil. Sayın Müsteşarım, oradaki timim ne olacak peki? Timiniz generalim, diplomasiden anlar mı? Bu sorunuza şöyle cevap verebilirim. Benim timime güvenim tamdır. Öyleyse sizden isteğimiz şu. Başkonsolosluğu teröristlere vermeyin. Aynı zamanda bu aşirete yönelik provokasyona da engel olun. Bunu başarabilir misiniz? Denize girin ama ıslanmayın diyorsunuz. Öyle mi? Korkarım. Tam olarak öyle. Taciz karşılıksız kalmayacaktır. Her atışan misliyle cevap verilecektir. Bizim sizinle altıyla bu ülkenin vatandaşlarıyla bir sıkıntımız yok. İçinizdeki teröristlerin kışkırtmasına gelmeyin. Sizinle aramızın bozulmasını istemeyiz. Ancak hiçbir saldırıyı karşılıksız bırakmayız. Aranızdaki hainlerin, korkakların yüzünden ölmeyin. Şimdi evlerinize dağılın. Burayı başınıza yıkacağız. Lan sakin ol değil mi? Hayvan. Tekrar ediyorum. Sizinle aramızda bir sıkıntı olmasını istemiyoruz. Evlerinize dönün. Teröristlere uymayın. Birader ya, bu adamların yapacağı iş değil bunlar. Gerisini biz hallederiz. Merak etme. Allah Allah. Neyi hallediyorsun Çato ya? Görmüyor musun herifler hıt diyeni indiriyor aşağı. Zaten
vurulacaklarını biliyorduk. Ha? O insanlar Türkler öldürsün diye göndermedik mi? Ne diyorsun sen Çeço ya? O bayrak tırmanırken ölen adam kim biliyorsun Seyfi? Bu adamın da böyle taksit taksit konuşması beni öldürüyor. Kimdi Çeço? Şey, Nasır'ın oğlu. Hadi canım. Beni talip aşiretinden. Ta kendisi. Vay 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 vay. Şimdi. Ulan Çeto, yemin ederim var ya. Şerefsizim. Çok şerefsizsin ha. Senden korkulur. Allah'ıma dinim ben senden korkulur. Şimdi iki adam yolla Seyfi. Şeyh Nasır durumu anlatsınlar. Hadi. Tamam. Yardım gelmeden o askerler oradan çıkarın. Hadi. Saldırın. Tamam. Özel harekatçı arkadaşlar diğer tarafa gitsinler. Selçuk, destek verin onlara. İlyas, kapıya yaklaşmasınlar. İlyas, kapıyı tut. Komutan Kopuz Albay'ı derhal görmek istiyor komutanım. Harekat devam ediyor. Komutanın bundan bilgisi var mı? Var komutanım ama önemli olduğunu söyledi. Tamam, ben şimdi arz ederim komutana. Emredersiniz. Komutanım, Kutalmış Paşa sizi istiyor. Şimdi mi? Orada can pazarı kurulmuş durumda. Biz kim bilir neyle uğraşacağız bakalım. Sevin, telsizin başına geç. Bir gelişme olduğu anda kimseyi dinlemiyorsun, makama dalıyorsun. Anlaştık mı? Emredersiniz komutanım. Komiserim, iki taraftan da geliyorlar. Kalabalıklar, ağır silahları da var. Anlaşıldı. Mehmet komiserim, bizim gidip bu şerefsizleri durdurmamız lazım. Sen burayı tutabilir misin? Evet, Allah tutarız yüzbaşım da. Siz dışarı çıkarak kendinizi büyük bir tehlike atıyorsunuz. Emin misiniz? Yapacak başka bir şey yok. Yapacak başka bir şey yok. Kılıç karşımda toplan. Beyler, iki taraftan geliyorlar. Ellerinde iki tane ağır makinalı ve bürokrat atar var. Sağ taraf sıkıntılı. Ben, Kürşat ve İlyas onları indireceğiz. Serdar, Bayram, Emre, siz sol tarafı tutacaksınız. Yörük Baba, sen Selçuk'la beraber yukarıdan nokta atış hedefleri vuracaksın. Anlaşılmayan sorusu olan? Yüzbaşım, soru değil de bu plan biraz fazla delice değil mi? Ölümle bu kadar çok dalga geçmemek lazım. Yapacak bir şey yok Yörük. Yapacak bir şey yok. O şerefsizler şimdi binanın içindeki adamların nasıl savunma yapacağını düşünüyorlar. Ama onların haberi yokken tepelerine gidip beklemedikleri anda çökersek ne olduklarını şaşırırlar. Burada durup kimsenin keyfini bekleyecek değiliz. Gideceğiz, tepelerine çökeceğiz. Onlara ne yapabileceğimizi göstereceğiz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Allah yardımcınız olsun. Sağ ol. Hadi bakalım. Thank you.
olacak baba. Şimdi bak. Senin bu omzunda bir tane melek var. 40 yılda bir yaptığın iyilikleri yazıyor. Buradaki de yediğin naneleri. Şimdi bu sana diyecek ki, çık dışarı anasını satayım. Önüne gelene de bas mermiyi. Meydan delikanlı görsün diyecek. Azdan az çoktan çok gitsin diyecek. Ama bu da diyecek ki, sakin ol. Her önüne gelene dalma. Komutanlığını yap diyecek. Ne kendini tehlikeye at diyecek, ne bu aslanları. Ama bence sen bu tarafı dinle Bozok Baba. Bunları da bana Yörük Aydar söylüyor, öyle mi? Yörük, arkamı kolla. Sırtımı sana emanet. Komutanım, bu kılıç timinin hayatını tehlikeye atmak olur. Bunu biliyorum. Bunu biliyorum Kopuz. Yalnız emir büyük yerden. Başbakanın da katıldığı kriz toplantısından çıkan sonuç bu. Olayın olası bir aşiretler savaşına dönüşmemesi için gayret göstereceğiz. Hiçbir şey yapmayacağız yani. Evet. Çok zor bir emir verildi. Biliyorum. Ama verilen emir bu ve ben bu emre uymak zorundayım. Bunun üstüne sana söyleyeceğim tek bir şey var. Albayım, ne yaparsak yapacağız, o çocukları oradan sağ salim kurtaracağız. Emredersiniz komiserim. Kürşat. Haydar, duyuyor musun beni? Bozkurt, dinleme de tamam. Roketçiyle makinalıyı indirin, anlaşıldı mı? Ne yapın edin? Roketçiyle makinalıyı indirin. Anlaşıldı, tamam. Kürşat, yürü. Hadi lan millet! Selçuk Baba, duydun. Hadi bulalım şu şerefsizleri. Komutanım, makineliği gördüm. Allah yarattı demek, çak kafasına. Emredersiniz komutanım. Senin Allah'ına kurban Eren'le. Aha. Al buraya kız. Sen de benim kısmetimsin. Şimdi al o boruyu. Defol git. Haydar yüzbaşı kopuyor İlyas. Haydar yüzbaşı kopuyor. Makinalı indi komutanım. Bayram abi, senin için ıskalıyor diyorlar ha. Aynen, gördüm ben de. Iskaladı vallahi. Lan Emre, sen portakalda vitaminken ben 100 metrede yüzüğün içinden mermi geçiriyordum lan. Uyar. Kapat çeneni. Çalış hadi.
Emre, çık. Vallahi yüzük pisik eyvallah da. Yakın gözlüğü kullanıyor diyorlar Bayram abi. Kim diyor lan? Vallahi diyorlar. Bayram abi çık. Ne dedi lan? He? Vallahi Galip dedi Bayram abi. Galip mi? Komutanım, roket. Serdar bana bak, şu roketi susturun lan. İkinci kez ateş etmesin sakın, susturun. Emredersiniz komutanım. Beyler koruyun beni. Almasınlar. Koş. Bayram abi. Ben de. Emre giriyorum. Komutanım. Bekle. Fırla! Komiserim! Efendim, pencerelerden uzak durun. Duvar tarafında bekleyin lütfen. Arkadaşlar ne durumda? Çatışıyorlar efendim. Bina girişini özel harekat koruyor. Bordo bereliler nerede? Teröristlerin aralarına sızdılar efendim. Allah yardımcımız olsun. Takılırsam sizi arayabilirim değil mi hocam? Elbette Dilek'cim. İstediğin zaman arayabiliriz. Tanıdığın biri mi? Kim? Şu kadın. Yok, daha önce hiç görmedim. İyi günler hocam. İyi günler kızlar. Kızlar çok acıktım. Bir yemek mi yesek? Aynen, ben de çok acıktım. Olur. Ben size yetişirim. Tamam, görüşürüz. Babacığım. Kızım nasılsın? Her şey yolunda mı? İyiyim babacığım, sen? Sesin kötü geliyor biraz. Yorgun musun? İyiyim iyiyim. Her şey yolunda. Sanırım biraz yoruldum. Hepsi bu. Ne zaman geliyorsun baba? Çok özledim seni. Az kaldı kızım. Az kaldı. Dilek. Kapatmam lazım kızım. Seni çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ben de seni çok seviyorum. Akşam yine ara olur mu? Tamam bir tanem. Kendine dikkat et, olur mu? Sen de. Ne istiyorsunuz? Nasılsın Dilek? Ne istiyorsunuz? Kimsiniz siz? Sen hiç hayatında silah gördün mü Dilek? Ha? Bu adamı hemen öldürür. Ve eğer öyle bir şey olursa... baban çok üzülür değil mi? Hı? Aracı arka kapıya getirin. Yürü bakalım. Thank you.
Aslanım. Ana binaya değil mi? Yok Kubilay, işim var, çıkalım bir an önce. Hayırdır? Kaan Yüzbaşı mı geldi? Erkencisiniz. Yok ya, doğum olacaktı, hani olmadı ya. Kaan Yüzbaşı'nın doğumu mu? Of Kubilay. Pardon efendim. Hatice Hanım, bir geçmiş olsun diyelim kadına. O da bir karar versin ya. Bir insan sürekli yanlış alarm verir mi ya? Kubilay, burnunu sokmadığın başka bir mevzu kalmadıysa gidebilir miyiz artık? Gidelim efendim. Ne oldu efendim? Ne oluyor orada? Ne oluyor? Kubilay, şu minibüsü takip etmemiz lazım. Hadi. Ne minibüsü ya? Ya aslanım, ben hiçbir şey anlamadım ya. Allah Allah, ne yapıyoruz biz? İyi misiniz siz? Kubilay, Allah aşkına bir kere de sorgulama şu dediğimi, yap, geç hadi. Arka kapı atla. Hayır, öne oturacağım, geç sen. Tövbe yarabbim ya Resulallah. Aa. Hadi, hadi. Ne hadi, ne hadi? Senin yüzünden geç kalacağız Kubilay. Tamam, hadi tamam, şuradan tamam. Döndü artık, bas. Tamam. Kubilay, o kadın resmen Dilek'e bakıyordu. Sonra sanki zarla zorla arabaya bindirdi gibi. Sen bana şu arabanın plakasını versene. 06. Dur bir saniye. Heh, söyle. BV. Evet. 40-53. 53. Tamam. Ya aslanım ya, polise falan haber verseydik. Bu ne böyle 70'lerin dedektif filmleri gibi? Araba mı takip edeceğiz yani? Olur mu öyle şey? İti var, uğursuzu var. Ne oldu Kubilay Bey? Hani mangalda kül bırakmıyordunuz, korktunuz mu? Ya yok, ne korkması? Ben sizin can güvenliğiniz için söylüyorum efendim. Olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Bence arayalım polisi yani. Ya, Kubilay, yani ya abartıyorsam ya yanlış anlamışsam, tam %100 emin de değilim ki şimdi. Ne diyeceğim polise? Uf, dur ben Dile'yi arayayım. Yok. Kapalı. Of of. Efendim ya bizi fark ederlerse? Kubilay, Allah aşkına biraz az konuş. Bas şu gaza artık. Kaçacağız senin yüzünden. Nereye gitti? Kubilay, az konuş diyorum sana, az. Kaybettik senin yüzünden. Of. Yürü git artık, yapacak bir şey yok. İnşallah ben yanlış anlamışımdır. Aynadan baksana, geliyor mu hala? Hayır, gelmiyorlar. O kadın bizi takip ediyor olamaz değil mi? Sanmıyorum. İyi, hızlan hadi. Bir an önce uzaklaşalım şuradan. Ne istiyorsunuz benden? Kimsiniz siz? Sen sus küçük kız. Yoksa senin canını okurum. Onu aldınız mı? Evet, yanımda. Üçüncü yere gidin Roza. Benden haber bekle. Tamam. İkimizin de sakinleşmeye ihtiyacı var Pia. Tamam, seni kırdım. Ama sen de beni kırdın. Hem de çok fazla. Özellikle de o adam. Albay. Onu düşünmek bile midemi bulandırıyor. Ben hiçbir savaşı kaybetmedim Pia. Seni kaybetmeye de hiç niyetim yok. Şimdi uslu dur. Dinlen ve kafanı topla. Yine seni etrafta aramak istemiyorum. Tamam mı Pia? Bak buraya. Yine kaçmaya çalışacaktır. Gözünüz dört açın. Telefon, kapı, pencere, giriş, çıkış, hiçbir şey istemiyorum. Anlaşıldı mı? Anladım patron. Hadi tamam, git şimdi. Hadi sür.
komutanım, temiz. Bayram abi! Temiz. Temiz komutanım. Bayram abi, bu kaç? İç ulan, hıyar. Serseri. Serdar, durum nedir? Geri çekildiler komutanım. Anlaşıldı. Daha fazla takip etmiyorsunuz. Kontrollü şekilde binaya çekiliyoruz. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Geri çekiliyoruz beyler. Devam et. Çekiliyorlar. Çekilirler Selçuk Baba. Çekilirler. Onların olayları bu. Tuzak kurmak. Ama diş gördüler mi geri çekilirler. Sırtını dönmeye gelmez ama onlara. Hemen saplarlar hançeri. Çünkü varoluş sebepleri bu. İhanet. Yani komutanım? Yanisi. Bu geceyi bekleyeceğiz Selçuk. Eğer akşama da bir cümbüş olmazsa o zaman seninle bir demli çay içeriz. Bir çay çok güzel olurdu şimdi. Aynen. Şimdi gözümüzü dört açalım. Makinalıyla roket atara yaklaşan olursa indireceğiz. Anlaşıldı komutanım. Sıkıntı var mı? Yok komutanım. Serdar. Emredersiniz. Emre. Şu cesedin üstünü örtelim, ortalıkta durmasın. Emredersiniz komutanım. İlyas. Bitir. Ne yaptın komiserim? Var mı sıkıntı? Yok yok yüzbaşım da. Ne yaptınız öyle adamlara ya? Vallahi helal olsun. Gerçi bu kansızlar adam demek doğru değil ya. Neyse. Hepimize helal olsun kardeşim. Hepimize helal olsun. Vallahi biz de gaza geldik yüzbaşım. Az kalsın dalıyorduk yani. Öyle işte kardeşim. İki deli bir araya gelince böyle oluyoruz biz. Eyvallah. Kolay gelsin kardeşim. Yüzbaşım. Buyurun. Bir sorunumuz var yüzbaşım. Hemen içeri gelmeniz lazım. Yaralı mı var? Hayır yüzbaşım. Başkonsolosu. Bunu buradan aldıralım. Bir şey mi oldu efendim? Arkadaşlar bizi biraz yalnız bırakın. Bunu biraz önce aldım. Konuş. Babana anlat hadi. Söyle ona. Konuş hadi. Baba. Onları tanımıyorum. Beni kampüsten aldılar ve... Konuya gir, konuya! Söyle ona! Eğer teslim olmazsam beni öldüreceklerini söylüyorlar baba. Çok korkuyorum. Sen beceremeyeceksin bu işi. Baba yardım et! Kızını duydun mu konsolos? Eğer o binayı akşama kadar teslim etmezsen... İçindekilerle birlikte teslim etmezsen... Kızın ölecek, anlıyor musun? Kızın ölecek. Zaten şansın da yok. O binayı teslim et, kızın yaşasın. Beni anlıyor musun konsolos? Akşama kadar zamanın var. Kızın yarını görsün istiyorsan orayı teslim et. Onu almışlar. Kızımı almışlar. Allah kahretsin. Bunu bildirdiniz mi? Evet. Müsteşarla konuştum. Ama şu an ölmüş olmayı tercih ederdim. Kızımın hayatıyla görevim arasında. Bakın, siz buraya teslim etme kararı alsanız da iyi. Onlar kızınızı bırakmayacaklardır.
Kızınıza ulaşmanın yolu teröristlerle pazarlık etmek değil. Çocuğun var mı yüzbaşı? Burayı elbette teslim etmeyeceğim. Ama içim acıyor içim yüzbaşım. O benim kızım. Sizi anlıyorum. Şimdi bize müsaade edin. Mehmet komiserim emniyette, ben de komutanlarımla görüşeyim. Siz de metin olmaya çalışın lütfen. Mehmet, onu yalnız bırakmayın. Sakın yalnız kalmasın kardeşim. Tamam, merak etme. Bozok baba. Yörük yukarıda kim var? Selçuk var, aslanlar gibi. Anladım. Ne oluyor? İşler iyice karıştı baba. Herifler Kahpeli'ye seviye atlattırdı. Bozok, önemli bir şey var. Yörük, bu çok önemli. Ya babalar, o iki şerefsizi gördüm. Kuzgun'un iki adamını, bu işin tam ortasında o iki şerefsiz var. Bak Bozok baba, takviye gelmeyecek. Bu şerefsizler gece tekrar yüklenecekler. Anladım. Önerin ne? Gidip alalım ikisini de. Yılanın kafasını kopartalım. Kuyruğu ne derse yesin. Tek çaremiz bu. Yüzbaşım, başkonsolosun durumu ne alemde? Tıbbi yardımı gerektirecek bir durum var mı? Şu an yok komutanım. Ama tabii sarsılmış biraz. Anlıyorum. Şimdi söyleyeceklerimi başkonsolosa ilet. Ankara'da bir kriz masası oluşturuldu Emniyet Müdürlüğü'nde. Emniyet Müdürü de bizzat operasyonu yönetiyor. Biz de burada elimizden geleni yapıyoruz. Konsolosun kızını mutlaka kurtaracağız ama sanıyorum biraz zaman alacak. Emredersiniz. Peki görüşün nedir? Bu geceyi çıkartabilecek misiniz? Çalışacağız komutanım. Ancak sizden bir konuda daha emri bekliyorum komutanım. Neymiş? Kuzgun'un iki esas adamı burada komutanım. İşi bizzat yürütüyorlar. Ve? Bir operasyonla alabiliriz komutanım onları. Orada sadece bir timimiz var. Ne operasyondan bahsediyorsun sen? Komutanım, tim yerinde kalacak. İki subay gidip alacak. Neden buna şaşırmadım acaba ben? Başka çaremiz yok komutan. Konsolos baban ne kadar maaş alıyor? Bilmiyorum. 5.000 mi? 10.000 mi? Ne kadar? Bilmiyorum. Evden çıkarken ne diyor size? Ha? Para kazanmaya gidiyorum mu diyor. Hayır mı? Öyleyse vatan hizmeti. Değil mi? Hep öyle derler. Babanla bir daha konuşturacaklar seni. O zaman ona söyle de ki vatan falan yok. Sadece biricik kızı ölecek ve eğer kendisi hayatta kalırsa kafayı yiyecek. Anladın mı? Tozu tutacak. Bırakın beni. Ben ne yaptım size? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Lütfen bırakın beni. Ona söyle. Akşam olunca beni öldüreceklerdi. Anladın. Yarım saat sonra bir daha konuşturun babasıyla. Dediğimizi yapmazsa öldür. Tamam patron. Kızı adamlar öldürür. Sen akşam olmadan ayrıl buradan. Rosa sana söylüyorum.
Ben bırakıyorum. Artık yokum. Ne demek şimdi bu? Yokum demek. Ne istiyorsan onu yap. Ben yokum. Roza, Roza. Bizim işimizde kafana estiği zaman istifa dilekçesi yazamazsın. Öyle mi? Bizim işimizde eski kocalar yıllar sonra karılarını bulup balayı mı yaşarlar? Sesini yükseltme. Ha, gelinlik alıp serenat mı yaparlar? Söylesene kuzgun. Kayınpederin yok mu senin? Baldızın, kayınbiraderin falan ha? Piyanın yanında başka kimler var kuzgun? Sessiz ol! Sana hayatımın en güzel 5 yılını verdim lanet olası. Sarhoş oldun taşıdım, hakaretlerine katlandım. Sabah omletini, akşam tetikçiliğini yaptım. Yaralanıp gebermek üzereyken yaralarını ben iyileştirdim. Ve Tanrı, Allah benim belamı versin ki seni sevdim. Bir geri zekalı gibi seni sevdim. Ve sen şimdi gözümün önünde Pia ile evcilik oynuyorsun. O yüzden kuzgun, ben yok. Eğer kalırsam seni öldürürüm. Anlıyor musun? Öldürürüm. Konu tamamen albay. Albay İbrahim Kopuz. Pia Kopuz'u tuzağa çekeceğimiz tek gem. Kopuz'un işi bitince Pia'nın da bitecek. Ama sen bundan önce de hep yanımdaydın. Ve bundan sonra da hep yanımda olacaksın. Komutanlar da izin vermiş işte, daha ne? Vallahi Yörük, bu bana pek izin gibi gelmedi yani. Şöyle geldi. Dediler ki, lan manyak herifler. Gidin ne haliniz varsa görün. Bana öyle geldi. E tamam işte, genelde öyle yaparlar zaten. Yörük, iki adam, hı, üstelik sivil bir araçla sokaklarda, bilmediğin sokaklarda dolaşmak istiyorsun. Bu bizim için bile fazla manyakça kardeşim. Evet, doğru. Özel harekat buranın kurdu olmuş Bozok Baba. Bu şerefsizlerin hangi delikte olduğunu biliyorlardır. 3 aşağı 5 yukarı biliyorlardır. Hayır. Ona da hayır de göreyim. Yine aradılar. Akşama kadar süre verdiler. Bakın, Ankara'da herkes bu işin üzerinde. Bulunmaları belki de an meselesi. Bunlar uluslararası profesyonel terör şefisi yüzbaşım. Bulunmaları o kadar kolay olmayacak. Ben sanırım kızımı bir kez daha göremeyeceğim. Ama yine de son kararımdır. Burayı teslim etmek şöyle dursun. Kimseyle konuşmayacağım bile. Şimdi sizden bir ricam var. Eğer kızımın ölüm saati yaklaştığında bir zayıflık yaparsam, aptalca, haince bir şeye yeltenirsem, lütfen çekin beni, vurun. Bakın. Lütfen. Bakın, böyle bir şey olursa size açık talimatımdır. Tabancanızı çekin, Türk milletinin bir askeri olarak ve Türk milletinin emeğiyle alınmış bir mermiyi kafama sıkın. Anlaşıldı mı?
Uzak baba. Ne? İzin ver yapalım şu işi. Çok tehlikeli bir işe akışıyoruz Teğmen. Allah yardımcımız olsun. Komutanım. Ama haklılar. Başka yapacak bir şey yok. Siz her ihtimale karşı bir kurtarma timini hazır edin Teğmen'im. Kuzgun şehirdeyse görev polisin. Ama hiç belli olmaz tabii. Emredersiniz komutanım. Hazır olduğunuzda haberdar edersin. Emredersiniz komutanım. Ne yapsalar subayım? Başlıyorlar komutanım. Çıktılar mı? Çıkmak üzereler. Hadi bakalım. Galip. Komutanım. Nasılsın kardeşim? Var mı bir sıkıntı? Yok komutanım. İyiyim işte. Böyle rapor falan. Yani burada da kimse yok. Açıkçası sıkıldım biraz. Sizde var mı bir sıkıntı komutanım? Biz de görev emri bekliyoruz Galip. Ne emri? Ne görevi komutanım? Ben gideyim hazırlanayım o zaman hemen. Hı? Emin misin? Raporun ne olacak? Kopuz albayı biliyorsun. Raporlu görevle çıkanlara çok kızıyor. Biliyorum komutanım, bilmez miyim ben? Ama rapor olmazsa... yani sorun da olmaz diye düşünüyorum. Hı? Sağ ol. Sonunda evdeki temizlikten de yırttım. Tamamdır. Gelsene abi. Sabır. Ya bu iş benim içime hiç sinmedi. Sakat. Ya ne güzel işte. Ya dalga geçme be abi ya. Bu iş bunun olur mu peki? Şimdi ben işin o boyutunu bilmem Bozok Baba. Ama yani istersen İlyas'ı ya da Kürşat'ı da alabilirim. Boyut ne abi ya? Ne boyutu? Ya şimdi bu dingil senin müstakbel enişten oluyor ya. Server teyzenin müstakbel damadı. Yani o boyut. Bak bir şey diyeyim.
aslında bu çocuk iyi asker. Ama sen çok zalim adamsın. Kafasını vura vura dingin etmişsin adamı. Tipe bak ya. Dalga geçme oğlum ya. Böyle enişte menişte deyince tuhaf oluyor. Ama bana bak gözünü seveyim. Bunu sağ salim buraya getir. Merak etme o iş bende. Bak Yıldız... Yıldız gerçekten kafamı keser beni. Bir de bu saatten sonra başka enişte menişte de bulmakla uğraşamam. Sağ salim getir şunu. Onu da kendini de sağ salim getir. Emredersiniz. Lan hala gülüyor ya. Serdar tut. Oğlum. Aksaray, Aksaray hadi. Aşık sen Bursa'da şoför, sen bas kız hadi Serdar. Komutanım ne dedi? Kim? O işte, Kaan abi. Ne dedi? Vallahi o dallama kız kardeşime musallat oluyor. Yastık kılıfıyla çorap da çalıyormuş. Götür bir tenhaya. Sık kafasını önüne. Yalan. Vallahi ne musallat olduğum var, ne onun çorabını, yastığını çaldığım var ha. Hansel Gretel hesabı Serdar. Ulan ne değişik adam. Hadi devam et. Üsteğim benim. Yıldız'la vedalaştın mı? Komutanım bahsiz yapmayın ya. Bu sıraları en çok satan modelimiz bu. Öyle mi diyorsunuz? Çok güzelmiş. Ne diyorsun Yıldız? Ya yani ne bileyim anne. Bir otur bir şey hadi bak. Siz rahat rahat bakın. Gerek duyarsanız ben buradayım, yardımcı olurum. Peki sağ olun. Çok güzelmiş değil mi? Ha? Ne öyle bakıyorsun? Bir şey söyle. Ay ne bileyim anne. Ya affedersin de neyin hazırlığı bu? Kızım ben evlatlarımı evlendireceğim. Çifte düğün yapacağım. Şimdi benim mobilyacılarla, çeyizcilerle, beyaz eşyacılarla akraba olmam lazım. Ay çok güzelmiş bunlar. Tamam anne, Serdar'ın da çok umrundaydı sanki. Ha, Hatice arıyor. Alo, abla neredesiniz? Şeydeyiz biz, mobilyacıdayız yavrum. Ay görme, çok güzel bak. Televizyon üniteleri var, mobilyalar çok güzel, berjerler filan. Ay görmen lazım. Yatak odası takım falan harika. Oh ne güzel ne güzel de abla, galiba benim yine sancılar başlıyor. Aa doğru mu söylüyorsun? Emin misin yavrum? Vallahi emin gibiyim, ne bileyim öyle hissediyorum. Geçen sefer de öyle olmuştu. Ama şimdi iyiyim. Mesela yemek falan yapıyorum da. Ay abla yine başlayacak gibi. Tamam yavrum sakin ol sen. Biz hemen geliyoruz canım. Ay, sağ olasın. Tamam mı? Ay, sağ olasın. Hatice doğruyor galiba. Hadi gidelim. Ay anne yanlış alarmdır, yine boş ver. Ama kızım kalk kalk. Ya doğruyorsa gerçekten. Hadi yavrum tamam, büyüdüm, gidelim. Hadi. Ay Sedat Bey kusura bakmayın. Biz gene geliriz. Tabii, olur efendim. Mu? Nişanlınızı da bekleriz. Serdar'ı. Nişanlım inşallah ya inşallah. Kolay gelsin. Hoşça iyi kadar. Günler. Hadi be Kaan bir kere de ulaşayım sana. Sabah saatlerinde kentte başlayan gerilimin hala devam ettiği bildiriliyor. Sayın seyirciler, Türkiye'nin başkonsolosluğuna yönelik provokasyon ve bayrağımıza yönelen saldırı üzerine Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada Türkiye'nin bölgedeki varlığının bu tür kışkırtmalara rağmen artarak devam edeceği vurgulanırken, silahlı saldırı ve tacizin artması durumunda en sert şekilde karşılık verileceği bildirildi. Kubilay, çabuk beni almaya gelir misin? Acil, çok önemli bir işimiz var. Sakın geç kalma ama çabuk gel.
Erenler, sokağın torbacısı kim sence? Abi, hepsi de torbacı gibi. Hangisi bilemedim. Mehmet komiser yüzünde yara olan birisi demişti. Galiba şu lavuk. Ha. Yanaş bakalım yavaş yavaş babalar. Gel lan gel. Mahir. Sen kimsin? Senin için parayı sever. Ne ararsak bulur dediler. Sen sevmez misin parayı? Çok severim parayı. Ne yapıyorsun? Severim. Şimdi sür Serdar. Bırak beni, ne yapıyorsun? Devam et, devam et. Ben şimdi soru soracağım. Sen de ne istersem söyleyeceksin. Ne yapıyorsun? Sen bana bak. Seni buradan Habur sınır kapısına kadar bu şekil götürürüm. İki soru soracağım, cevap vereceksin. Seyfi ile Çeto nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorsun. Bilmiyorum. Tamam. Serdar duvara yanaş. Yanaşayım komutanım. Bana bak, arabayı çizme sakın ha. Ha, emanet çünkü araba. Bırakın beni. Komutanım şunu da indirelim de adama çarpsın. Arkadaşım. Serdar o zaman. Seyfi ile Çeto nerede? Bilmiyorum. Neden bahsediyorsunuz bilmiyorum. Tamam, ezelim aşeratı. Yapıştırıyorum komutanım. Bahtiyar'ın oradalar. Bahtiyar'a gittiler. Bahtiyar. Orası neresi lan? İki sokak arkada. Büyük tamirhanedir. Aradığınız adamlar oradadır. Hmm. İyi. Şimdi bak. İşimi bitirene kadar bayılıyorsun. Yoksa geri gelir nallarım seni. İyi de ben nasıl bayılayım? Sen kendi kendine bayılır mı? Bayılmazsın. Ama ben yardımcı olacağım. Açıl bakayım şöyle. Bir dakika Serdar. Devam et. Edeyim mi komutanım, tamam. Dayı, alo. Bunların şu, şu hale bak ya. Çok içiyorlar yavrum. Ay. 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 Ay doğurdu bu kız. Ay çocuğum sen bizi bekle burada, olur mu? Anne adamın parasını versene. Ay, ya. Belki önemli bir şey yoktur. Bir sakin ol. Kızım nüksacım başladı. Doğuruyorum dedi bu kız. Ay, çocuğum sen bekle bizi burada. Tamam abla, bekliyorum. Ay Allah Feride, yalnız doğurmasın bu kız. Anne abartma, yalnız ne başına. Olur abartma. Ay Hatice. Kız ne bu hal? Hani sen doğuruyordun? Ya ne oldu, niye, ne yapıyorsunuz bu telaş ne ya? Ay kızım sen doğuruyorsun diye koşa koşa geldik taksiyle. Ha, ben size haber vermeyi unuttum değil mi? Ama bir şey söyleyeyim mi? Bir ara böyle eve sancı girdi ama sonra ki... Abla televizyonda biri bir mantı yapıyordu. Ay canım nasıl çekti. Ay dedim dur ben bir yapayım, ben yapayım dedim. Size haber vermeyi unutmuşum o arada. Ay kızım sen de iyice bir yalancı çobana döndün artık ha. Bir gün doğuracaksın, kimse sana inanmayacak. Aa. Bak doğru dedin. Ama bir şey söyleyeyim mi? İyi tarafından bak. Akşama mantı var. Bak bir şey yapmayın olur mu? Bunlar yeter herhalde. Yeter bize. Ay canım çekti. Yerim. Hadi bakalım. Ay. Anne gidip şu adamın parasını öder misin? Ben gitmem ya. İyi tamam canım. Aa, ya doğursaydı? Bekletecektik adamı. Ben elimi yıkayayım, sana yardım edeyim. Evet kapamaya gel, ben tek başıma yapamam ben bunu. Ay. Bu da bir havalandı Allah aşkına ha. E ne var yani? Doğursaydın taksi lazımdı. Mecbur beklettim. Gidip şunu parasını verin gelin ben. Büyük mü oldu? Yok be, iyi ya. İyi. Orada. Ne oluyor Kürşat? Komutanım onlarca insan. Hepsi sağdan soldan buraya akın ediyor. Hepsi silahlı. Kürşat, albaya haber ver. Emredersiniz komutanım. Emre, Haydar'la Serdar'a söyle dönsünler. Bayram ne alt ediyor bunlar? Niyetleri bana pek iyi gelmedi komutanım. Bunlarla işimiz var. Ne istiyorsunuz? Pamuk'tan sensin ha? Benim. Ne istiyorsunuz? Kanımıza karşılık kan istiyoruz. Kan!
iktidar istiyoruz. Bunlar da kim lan? Neto! Neto! Ne halin varsa gör. Kıpırdama gebertirim! At silahı. Hop! Çök! Çök! Eller. Sakin. Kimsiniz? Hı? Canınız mı susadınız? Asker. 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 Türk Silahlı Kuvvetleri ne olmuş? Seni gördüm asker. Bundan sonra asker olduğun her gün pişman olacaksın. Pişman. Tabii. Yaşarsan. Yürü lan hadi, yürü, yürü! Geç içeri. Serdar. Duyuyor musun? Neyi? Oğlum adam inliyor lan. Bakamayız şimdi komutanım, gelecekler, hadi gidelim. Hiç mi verilmiş sadakan yok lan? Yuh sana be. Tamam peki. Kimsin? Kimsin? Bennett. Atafoni. Ben Emin Talep. Halit. İsmi Halit. Femtül Halit. Mübahi. Mugati Arabi. Mehdi Bilhaya abi. Ama bu deniyorlar seni tuttuğuna göre sen fena adam değilsin. Demir Azek. Beatrek. Kendine çok fazla güvendin değil mi Çetu? Ulan ben sana kaç kere dedim buralarda tek tabanca dolaşmayalım diye. Ah ulan Çetu, ah! Ulan beygir kadar gücüm var ama eşek kadar da inatçısın. He? Neredesin? Bana bak, ne kadar adam varsa toplayıp buraya gel.
Lan sana ne kadar adam varsa toplu buraya gel diyorum. Bir lafı 50 kere söyletme ya. Bu da başka bir şey. Oo şehzade. Nereye? Daha kavun kesecektik ya. Yürü yürü, elime tut. Asbayım, bu aşiret işi nereden çıktı ya şimdi? Ne oluyor? Komutanım, bayrağı saldıran şahıs. Evet. Bin Talip aşireti reisi Nasır'ın oğluymuş. Allah kahretsin. Karakuş, hemen kontrol et. Komutan makamındaysa bana hemen bildir. Emredersiniz komutanım. Haydar yüzbaşıyla Serdar Üstü hemen. Onlar ne yaptılar? Hala dışarıdalar mı? Evet komutanım. Konsolosluğa dönüşleri bildirilmedi henüz. Komutanım. Söyle. Aslı Özkaynak komutanım. Aslı Özkaynak mı? Evet komutanım, Nizamiye'de. Acil sizi görmesi gerekiyormuş komutanım. Nura, gireceksin yüzbaşı. Ama çıkamayacaksın. Bak onlara. Bak, bak. Daha fazla konuşursan hemen beynini patlatırım. Komutanım ne oluyor gene burada? Toplanmışlar. Anlarız babalar. Sen bir an evvel içeri girmeye bak. Kan istiyorlarmış. İyi. Kan istiyorlarsa tam yerine gelmişler. Gel. Aslan, buyur. Aslan, hoş geldiniz. Sağ olun. Bir kahve falan? Doğan oğlum. Emredersiniz komutanım. Buyurun lütfen. Kusura bakmayın böyle haber vermeden apar topar geldim ama durum sanırım biraz acil. Rica ederim. Size nasıl yardımcı olabilirim? Ben Kaan'ı aradım, ulaşamadım. Bu konsolosluk baskını ile ilgili. Haberlerde gördüm de. Aha. Yani konu Kaan'ın güvenliği bile olsa biliyorsunuz aslanım. Size bir bilgi verme şansım yok. Hayır hayır. Kaan için ben burada değilim. Bakın konsolosun kızı benim öğrencim. Ve bugün fakültede çok garip bir şey oldu. Ben de buna tanık oldum. Belki bir bağlantısı vardır diye sizinle konuşmak istedim. Tam emin değilim ama galiba öğrencim kaçırılmış olabilir. Ve ben de kimlerin kaçırdığını gördüm. Yüzbaşı, indirin silahınızı. Teslim olun. Bırakın sizin hakkınızdaki hükmü reisimiz versin. Lan seni de patronuna da başlayacağım şimdi. Ne hükmü, ne hükmü veriyorsunuz? Kimsiniz lan siz? Babalar, vereyim bir geberteyim şunu. Yörük başkonsolos zaten can derdinde. Durumumuz sıkışık. Azmasınlar daha fazla. Kılıç! Bu kapıdan biri bile geçmeyecek. Bayrağa dokunanı gömün. Bu bayrağı canınız pahasına koruyacaksınız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Emir komut Haydar Bozkurt'ta. Emredersiniz.
komutanım. Düşündüğüm şeyi yapmayacaksınız değil mi? Bayram, onlarla kalın. Liderin nerede senin? Ne? Bak silahsızım. Liderine götür beni. Orada. Arabada. Komutanım ne yapıyor? Beyler, karşımızda aşiret reisi var. Ya başkonsolosu dinler ya da komutanı. Konuşmaya gitti. Emri duydunuz. Herkes yerinde kalsın. Komutan, ben de gidip bunların sağ solu belli olmaz. Selçuk sayıcı azı zaten. Yerinde kal. İndirin ben. Sen kimsin? Yüzbaşı Kaan Bozok, Türk Özel Kuvvetleri. Bana bir şey mi söyleyeceksin? Evet. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin sizinle hiçbir alıp veremediği yok. Biz buraya dostluk dışında başka bir şey de getirmedik. Size söyleyeceğim şu. Lütfen herhangi bir çatışmaya meydan verecek bir harekette bulunmayın. Geri çekilin. Konsolosluğunuzu tacizden vazgeçin. Orası Türk toprağıdır. Eğer dediğimizi yapmazsanız bunun sorumluluğu bize ait değil. Oğlumu neden öldürdün? Oğlunuz teröristlerle birlikte hareket etti. Uyarımızı dikkate almadı ve bayrağımıza el uzattı. Dirilip ayağa kalksa, bayrağıma el uzatsa gene aynısını yapar. Doğru söylediğini nereden bileyim? Kamera kayıtları var. Dilerseniz izlersiniz. Ya diğer oğlum, o nerede? Diğer oğlunuz? Onun bizle bir alakası yok, bilmiyorum. Onu sizin aldığınızı gören birçok adam var. Oğlumu geri istiyorum. Bugüne kadar Türkiye ile hiç savaşmadım. Ama oğlum geri gelmezse binanızı yıkarım. Oğlum gelmezse ölene kadar seninle savaşırım yüzbaşı. Son sözüm bu. Bakın, tekrar söylüyorum. Diğer oğlunuzun bizimle hiçbir alakası yok, bilmiyoruz. Şimdi buradan geri çekilin, lütfen. Buraya bayrak asan sen misin, ben miyim yüzbaşı? Bana biraz zaman verin. Sana bir saat. Bir saatim var yüzbaşı. Sonra silahlar konuşacak. Sadece bir saat. Ya oğlum canlı olarak karşıma geçecek, yahut da olan olacak yüzbaşı. Bir saat. Sadece bir saat. Baba yardım et. Kızını duydun mu konsolos? Ne araba bir ara. Kaan yüzbaşı aşiretin tehdidi altında. İçindekilerle birlikte teslim etmezsen. Bir grup adamım o bina içinde. Kızın ölecek. Bir de başkonsolosun kızı kaçırıldı. Zaten şansında yok. O binayı teslim et. Berbat bir gün. Berbat. Beni anlıyor musun konsolos? Gir. Akşama kadar zamanım var. Komutanım, aslanımın verdiği plakayı araştırdık. Evet. Araç en son Eskişehir yolu üzerinde 58. kilometredeki kayıtlara kadar görünüyor. Ancak sonraki kamera kayıtlarında görünmüyor. Okan bir harita bul bana. Emredersiniz komutanım. Assubayım, Çiğdem Teğmen'e söyleyin, tim harekete hazır olsun. Emredersiniz komutanım.
komutanım. Bu herifçi oğlun nerede, biz nereden bilelim? Kayıp biliyorsun muyuz? Ya bunların bahanesi o. Bunlar kafayı koymuşlar içeri girmeye de. Biraz zor girersiniz. Komutanım, bir saatte ne yapabileceğiz ki? Kalk lan deve. Ne oldu yüzbaşı? Konsolos intihar mı etti yoksa? Yürü lan! Yürü! Gel lan be. Yörük ne oluyor? Serdar, bu şerefsizi aldığımız yerdeki adam hatırlıyor musun? Anladım komutanım. Nasır'ın oğlunu bu aldı bozuk. Telefonu olan. Emre çöz ellerini. Emre sakin. Al lan şunu. Al şunu. Şimdi ara kimi arıyorsan o adamı bırakacaksınız. İstersen konsolos sevgili kızını arayın yüzbaşı ha? Ne dersin? Lan var ya ben seni... Bana! Dokunursan kız ölür yüzbaşı. Ben sen istiyor diye hiçbir şey yapmam. Yapmam. Senin var ya belanı... Yürü! Senin var ya be... Yürü! Bana bak. Sakin olmak zorundasın. Anladın mı? Kötü yakalandık. Başka bir şey düşünmek zorundasın. Sakin. Emre! Buraya gel. Buraya gel. Bağlayın şunu. Sakin ol kardeşim. Karargah ara. Rehin olayı ne durumdaymış böyle. Tamam. Sakin kardeşim. Emre nerede sordu? Gergin mi bayındır içerisi? Durum nasıl? Gergin ne kelime olgun. Gerim gerim gelinim sabahtan beri böyle bir şey yok. Bu nedir abi? Ha. Sen nereye gidiyorsun lan? Ne nereye gidiyorsun? Olgun. Hiçbir şey öğrenemedin değil mi? Ya sözüm ona aylardır yanındasın ama benden gram bir şey kaptın mı? Yok. Bir şey öğrendin mi? Yok. Ver bakayım şunu ver. Ha, ne oldu yine? Yine ne oldu abi? Oğlum biraz öğrenin şunları güzelim be. Oğlum Komi taşır getirir şef son darbeyi vurur. Burada şef kim? Kim? Ben. Komi kim? Ben. Aynen sen. Ver bakayım oğlum. Al lan al. Al. Sanki çok meraklısıydık. Şu hareketlere bak. Şefmiş. Kızılderili şefi senin. Oturan deve. Hay Allah'ım yarabbim. Babana anlat hadi. Söyle ona. Barış hadi. Baba. Komutanım. Onları tanımadım. Beni kampüsten aldılar. Komutanım. Ve... Çaylar taptaze komutanım. Baklavalar da yeter astsubayımın baklavaları. Ya baklava derken yani yeter astsubayımın baklavaları derken kasbabında baklavaları değil yani komutanım. Yani yeter astsubayımın öyle baklavası olmaz tabii. Olabilir ama olmaması iktiza eder yani. Çık dışarı. Hemen esiz komutanım. Daha ne diyorsun oğlum sen? Akşama kadar teslim etmezsen, çiftliklerle birlikte teslim etmezsen...
Diyorum ki komutanım, yeter astsubayımız görevine başlamasının şerefine bu baklavaları şey etti komutanım, almış sağ olsun. Tam iki tane büyük kocaman kutu almış bir de komutanım. Timler de operasyonda olduğu için komutanım, bütün baklavalar karargaha kaldı komutanım. Ya komutanım, Allah sizi inandırsın. Sabahtan beri var ya, Olgun'la beraber böyle baklava manyağı olduk ya komutanım. Bir de Gaziantep galiba, çok lezzetli çünkü komutanım. Kesenize bereket ziyade olsun komutanım, Allah arttırsın. Acayip güzel komutanım. Ben de dedim ki komutanım, bu baklavaları dedim benim dedim albayıma ikram etmem lazım dedim. Böylesi daha doğru olur dedim. Ya benim boğazımdan geçmedi komutanım. Dedim ki albayım komutanıma dedim bu baklavaları dedim ikram etmem lazım dedim komutanım. Buyurun komutanım. Bu da çayınız. Afiyet olsun komutanım. Doğru, ne değişik adamsın sen ya. Ya. Ben senin kadar çenesi düşük, ağzı kalabalık, gürültücü. Gürültü. Okan. Şu videonun sonuna gel bakayım. Şu en son daha ne adamın kamerayı kapattığı yere. Gel 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 gel. Şu sondaki sesi arttırabilir misin? Biraz daha. Tren sesi komutanım. Evet. Tren sesi. Yeter kızım. Eskişehir yolunda son kamera kaydı aldığımız yere en yakın tren yolunu bul. Hemen. Okan, Çiğdem Teğmen'e ulaş, harekata hazır hale gelsinler. Acele edin. Doğan. Emredin komutanım. Aferin Doğan, aslansın oğlum sen. Komutanım baklava içinse yeter astsubay getirdi ben. Anlamadım ama sağ olun komutanım. Neresi? Bu civardalar. Komutanım. Hoş geldin Galip. Seni burada görmek güzel kardeşim. Sağ olun komutanım. Komutanım, yani şimdi ben burada boş boş dursaydım, bu Emre ile İlyas beni tefe koyarlar. İyi de biz Kopuz Albay'a ne diyeceğiz Galip? O işi ben hallederim komutanım. Peki, tamam öyle olsun. Destek olursun. Çatışma hattına girmek yok ama, anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güzel, hadi bakalım. Tim, araç bin! Doğan, aldan çay getirdim sana. Yalnız Olgun, bundan sonra bana komutanım çekeceksin, haberin olsun ha. Allah Allah, o niyeymiş lan? Yakındır oğlum, çok yakın zamanda ya terfi alacağım, ya böyle bir beraat ya da bir madalya takdim edecekler bana. O kadar söyleyeyim sana yani. O kadar söylüyorsun ya. Sana. Evet. Madalya, böyle terfi falan. Ulan yürü git işine be, Allah Allah. Oğlum sen buraya gelirken kafanı sağa sola vura vura mı geldin? Nereden çıktı o? Madalyaymış, terfiymiş. Olguncuğum, az önce harekat merkezinde çok önemli bir sorunu tek bir cümlemle çözdüm. Bak dikkatini çekiyorum. Tek bir cümlemle çözdüm diyorum sana. Yani tam olarak sorun neydi? Ne dedim? Nasıl oldu? Nasıl bitti? Nasıl çözüldü? Hiçbir fikrim yok. Ama albay bana ne dedi biliyor musun? Doğan dedi, sen dedi aslansın dedi. Sen dedi bu karargahın göz bebeğisin dedi. Allah Allah dedi, sen bu dedi askeriyenin dedi ordunun dedi göz bebeğisin dedi ya. Ha tabii tabii. Kesin söylemiştir abicim. Kesin. Dedi oğlum, dedi. Artık bana desturla yaklaşacaksın oğlum. Ben geçen bunu Yeter Asubay'la da konuşacağım ha. Ne diyeceksin ona? Artık bana desturla mı yaklaşacaksın diyeceksin? Yok, daha nazikane bir şekilde. Diyeceğim ki, komutanım diyeceğim. Ben diyeceğim, albayım diyeceğim, sağ koluyum diyeceğim. Benim konumum itibariyle albayımın her anında onun yanında olmam gerekiyor diyeceğim. Artık ben diyeceğim, şu eğitimlerden muaf tut diyeceğim. Ha tabii tabii. Aa. Tabii bunu söylemen şart abicim. O da sana diyecek ki tabii Doğancığım haklısın diyecek. Diyecek ki hatta senin karargâhtan koğuştan alalım. Tek kişilik böyle tek odayı alalım seni diyecek. Rahat rahat dinlen diyecek tabii. Yani başka ne diyebilir ki? Lan bu benim aklıma niye gelmedi oğlum daha önce? Ben bunu istek listeme yazayım. Yaz. Benim bu listenin üzerinde çalışmam gerekiyor ya. Bir çalış dakika. Çalış güzelce ne yaz, hepsini yaz. Ulan sende bu çene varken var ya senin bu askerliğin bitmez bayım. Duydun mu beni? Ya hadi bak işine ya. Biraz çeneni tut çeneni. Hıyar. Komutanım çekeceksin bana. Ha. Hay Allah. Benimle konuşmayacak mısın? Gidiyorum.
Olur da albayla karşılaşırsam ona ne söylememi istersin? Cehenneme git kuzgun. Bana ilk defa Matias demedin. Demek ki artık senin için de kuzgunum, öyle mi? Cehenneme gelince oraya gidemem. Çünkü zaten doğduğum günden beri oradayım. Cehennemi severim ya. Rosa, benimle dediğim yerde buluş. Cortez gelecek, onunla görüşeceğiz. Oradaki adamlar o kıza başa çıkabilirler. Sen dediğimi yap, bekliyorum. Ben söyleyene kadar onu burada tutun. Anlaşıldı. Anahtar. Rosa, kızı ne yapıyoruz? Akşama kadar vakit verdik. Eğer 7'ye kadar dediğimizi yapmazlarsa kızı öldürün. Tamamdır. Babamla konuşmak istiyorum. Bence hiç çeneni açma sen. Su verdiniz mi buna? Yok. Su verin. Telefon edeyim lütfen. Uzatma işte, iç şunu. Ne bakıyorsun? Temiz komutanım. Dilek. Benim. Seymen Çiğdem Ülgen, özel kuvvetler, geçmiş olsun. Galip. Gel Kubilay. Alo. Aslı Hanım. Buyurun albayım. Döndüğünde sizi seçtiği için Kaan'ı tebrik edeceğim Aslı Hanım. Bugün büyük bir iş başardınız. Konsolosun kızı, öğrenciniz Dilek sağ salim kurtarıldı. Oh, çok şükür. Şu anda kontrol için hastaneye götürülüyor. Çok sevindim. Haber vermek istedim size. Sizin dikkatiniz ve yardımınız sayesinde oldu bu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Dilek çok şükür kurtulmuş sağ salim. Aman iyi. Aslanım maşallah ya. Sizde de böyle bir dedektiflik, bir acarlık yani. Tam yüzbaşı karısı oldunuz sonunda. O da aynısını söyledi. Kim söyledi? Albay Kopuz. Kaan'ı seni seçtiği için tebrik edeceğim dedi. Ama sevsinler. Asıl bizi tebrik etmesi lazım ya. Biz seçtik onu. O mu seçti bizi? Hayret bir şey. Onun dünyadan haberi yok ya. Kaan neyi seçecek yani? Olur mu öyle şey? Söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum. Bu albay kopusun da biraz yani burnu havada. Doğru diyorsun ya. Niye o beni seçsin, ben onu seçtim. Yani biz ne yapacağız canım Kaan Yüzbaşı'yı? Dengesiz, ayarsız, psikopatın teki zaten kendi. Öyle ama özledim. Allah'ım ya, bir kulağından giriyor, bir kulağından çıkıyor ya. Kulak değil, otoban. Aldın mı isteklerimi Kubilay? Aldım efendim, aldım. İstavrit var. Serdar. Emredin komutanım.
20 dakika kaldı lan. Allah ne verdiyse gireceğiz artık. Ölümden öte köy yok ya. Hem bu antik herifin triplerini mi çekeceğiz? Oğlum benim aklım orada değil. Aklım Emir'de. Bize ne söylediler? Ne yapın edin. O ahiretle kötü olmayın dediler. Benim aklım orada. Evet. Kaan abi. Hı. Yine silahsız gitme oraya. Niye lan? Korktun mu? Yok. Korkmadım da. Gitme işte abi. Bana bak. Fark ediyorum ikidir bana abi abi deyip duruyorsun. Kaç kere uyaracağım lan ben senin üstünde yeşiller varken bana abi deme diye. Tamam komutanım. İyi. Bana bak. Eğer annem ve Yıldız'a... Evet. Yani ikimizden birine bir şey olursa annem ve... Evet. Yani... Söyle. Yüzbaşım. Kaan Yüzbaşım. Gelmeniz lazım. O kurtuldu Yüzbaşım. Kurtardılar onu. Dilek çok iyi. Geçmiş olsun. Çok şükür. Görevinizi yapın Yüzbaşım. Benden istediğiniz bir şey olursa... Biz görevimizin başındayız efendim. Yörük. Bu. Bizi konsolosun kızıyla mı tehdit etmiştin? Aynen babalar. Güzel. Kürşat. Emredin komutan. Korku nedir kardeşim? Korku. Korku sizin itinizdir komutanım. Tasması elimizdedir. Çok güzel kardeşim. Bayram Bayat, biz bizi tehdit edene ne yaparız kardeşim? Anasından doğduğuna pişman ederiz komutanım. Aynen öyle Bayram Bayat. Aynen öyle. Emre, İlyas, Selçuk. Çıkarın eli bombalarınızı kardeşim. E hadi biraz hızlı bekletmeyelim. Çekin pimleri. Şimdi bombaları teker teker. Birini ağzına, ötekini eline, diğerini de... Beni korkutamazsın yüzbaşı. Lan sen biraz sonra Tahtalıköy'e uçuyorsun. O yüzden bana maval okuma. Hepiniz öldüreceğim yüzbaşı. Hepiniz teker teker. Olur, olur. Olur. Devam et. Hepinizi öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. İşte lan lavuk. Birazdan öleceğin haberin var mı? O yüzden kimi arayacaksan ara. O çocuğu buraya getirsinler. Hayır. Hayır. Babalar sizindir. Komutanım, lütfen. Durun lan. Aç ağzını, aç. Aç, aç. Uçak geliyor, aç. Aç, ham yap, aç. Ha?
İlyas, diğer bölgede senin. Komutanım, isterseniz siz taksaydınız. Yok yok, sen devam et. Komutanım, sonuncuya takıyorum. Tak kardeşim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu bir şey söylüyor. Komutanım, bu bir şey söylüyor. Bir bak bakalım Bayram Bayat, ne söylüyormuş. Tek bir şansın var lan. Eğer hata yaparsan havaya uçarsın. Tamam mı? Konuş. Arayacağım. Telefon ver. Komutanım telefon istiyor. İlyas. Kelepçelerini aç şunu. Sakın bir hata yapayım deme lan. Sakın. Ara. Keşke sizin kafanıza ben sıksaydım kuş beyinli herifler. Keşke bunu ben yapsaydım. Abi kurban olayım, bana niye bağırıyorsun ki? Ben ne yapayım? Çeto yakalanınca bizim iş de çöktü. Ne diyorsun sen geri zekalı herif? Biz o adamları esir alacağımız yerde siz onlara esir düştünüz. Abi ben bu aşiret oğlunu mecbur vereceğim artık. Yapacak başka bir iş yok. Çeto'yu onların elinden al Seyfo. Çeto'yu al. Tamam abi. Tüm bunları hep uzaktan kumanda ile yaptın Kuzgun. Piyanın başını beklemeseydin böyle olmayacaktı. Böyle konuştuğun zamanlarda aklımdan aynı anda iki şey geçiyor Roza. Birincisi seni sevmek. İkincisi seni öldürmek. Anladın mı? Şimdi bin şu arabaya Cortez'i bekletmeyelim. Bu tarafa getirin komutan. Ben adamı bırakacağım, siz de Çeto'yu bırakacaksınız. Sakın ola bana bir numara yapayım demeyesin ha. Aha, tamam evet. Bomba olmadan olmuyor ha yüzbaşı. Kes lan sesini. Kes. Eğer yüzbaşı Çeto'nun karşısına silahsız çıksaydı, Çeto onu sinek gibi ezerdi. Sinek gibi. Ben silahsız, çıplak elle çok boznalı öldürdüm yüzbaşı. Çok. Bir gün sizi de öldüreceğim. Seni de öldüreceğim. Start. Seni de öldüreceğim. Hepinizi öldüreceğim. Unutmayın bunu. Dadaş, şu iti götürün. Lan. Adamın ondan korkuyor mu komutan? Kim? Ne diyor bu antika ya komutan? O eski kafalı bir aşiret liderimle. Bunu gerçekten görmek istiyor. Hakaret etti. Ona bir şey yapmayacak mı? Ey Allah. Bunu reddedersek gerizekalı aşiretin sempatisini kazanacak. Şu yaşlı halimle bu kadar hakareti işitseydim vallahi ayağa kalkardım. Bozkurt! Söyle babalar. Şunun karşısına çıktı. Bir bak bakalım gerçekten bir numara var mıymış?
Yoksa boş boş konuşuyor muymuş? Silahsız ve eşit şartlarda olacak. Gel. Çözün şunun elini. Gel. Hadi hadi. Ne bekliyorsunuz? Bekle iki dakika. Kapat, biz seni arayacağız hadi. Açın açın. Uzaklaş. Aç. Bana vuran herkes beton vurmuş gibi olur. İyi işte, bana da beton delen derler. Bırak vurayım şunu ya. Bayram, geç yerine. Kimse müdahale etmeyecek.
Beyler, alın şunu. Nasır Bey, biz üstümüze düşeni yaptık. Şimdi aynısını sizden bekliyoruz. Buna şüphen olmasın yüzbaşı. Sözümüzde duracağız. Bundan önce olduğu gibi burayı evimiz kadar aziz bileceğiz. Merak etme hiç. Diğer oğlum için üzgünüm yüzbaşı. Ama senin yaptığın doğruydu. Biz Irak'ta bunu yapamadık. Biz de vaktiyle bayrağımıza el uzatana senin yaptığını yapabilseydik eğer... Bu zilleti yaşamazdık. Sen doğrusunu yaptın. Yatırın lan. İyi misin? Ya oğlum ne oldu sana? Kamyon çarpmış gibi olmuşsun. Bu kaç? Usanza oğlum. Sayılmayız parmak ile. Tükenmeyiz kırmak ile. Taşramızdan sormak ile. Kimse bilmez ahvalimiz. Erenler yolun gideriz. Çekilip Hakk'a gideriz. Kazaya ekber ederiz. İmam Ali'dir oğlumuz. Bak kızım, dinle onları. Erenlerin çok duruyor. Cümlesine dedik deli. Gören bizi sanır deli. Bu sudan yine bir delimiz. Vatan uğruna can alıp can veren kahramanlar için atış serbest. Galip. Komutanım. Ne işin var senin oğlum burada? Çiğdem'le operasyonda çıkmışsın. Ben çıktım komutanım da. Dahası ne oğlum? Raporun yok mu senin? Raporum yani bugün bitti sayılır. Bitti sayılır? Hepiniz manyaksınız oğlum. Aranızda bir tane akıllı adam yok ha. Bitti sayılırmış. Komutanım ben sivilde yani tek başına ne yapılır bilmiyorum. Evde de duramıyorum. Burası bana iyi geliyor. Tamam ama yine de dikkat et kendine. Tamam mı evlat? Emredersiniz komutanım. Evet, iyi geceler. Sağ olun komutanım. Bayındır. Emredin komutanım. Taze çayın var mı? Olmaz mı komutanım? Çay sizin itiniz olsun komutanım. İtiniz olsun. Enteresan adamsın Bayındır ya. Enteresan adamsın. Estağfurullah komutanım. O sizin güzel bakışınız yani komutanım. Eyvallah. Komutanım ya. Komuz albay komutanım dedi de
Sizin böyle raporunuz varmış galiba ama siz yine de görevinizin başındaymışsınız komutanım. Vallahi komutanım, benim raporum olsa ben yatarım. Ya biliyorsunuz da komutanım, öyle böyle de değil ha. Üç gün üç gece hiç uyanmadan yatarım yani komutanım. Ben burada çok yoruldum komutanım ya. Bildiğiniz eskidim vallahi bile çok ya. Yoruldum komutanım ya. Bayındır, ya seni burada çok çalıştırıyorlar değil mi? Senin iş yükünü azaltmamız lazım. Değil mi? Değil mi komutanım? Değil mi? Evet, evet. Evet. Hadi yürü. Komutanım öyle böyle değil ya. Olgun aklı beş karış havada. Hiç ilgilenmiyor. Bir de yeni yeter astsubay geldi. Anamızı ağlattı komutanım. Öyle... Gerçekten eğitim mi eğitim böyle? Bayağı... Eğitim ne demek? Anamdan emniyim süt. Bundan geldi komutanım ya. Geçen var ya bildiğim böyle kapkara oldum. Her tarafım çamur oldu komutanım ya. Ağzımdan çakıl taşı çıktı ya komutanım. Daha ötesi yok ya. Vallahi billahi komutanım. Aa, bayındır ya. Bana bak kızgın. Eğer bir kez daha kişisel problemler işin içine girerse seninle çalışmam. Siz Amerikalılar patron olmaya ne kadar meraklısınız öyle. Çünkü biz patronuz. Unutma kuzgun. Senin patronun benim. Benden ne istiyorsun? Plan şu. Diyelim ki Türkler Suriye'de bir katliam yapacaklar. Sivilleri öldürecekler. Çok sivil. Kadınlar, çocuklar. It's going to be so awful, so devastating, so bloody that the next morning when people all over the world wake up and open their newspapers and see what happened, everyone is going to hate the Turks. Okay. Ben bu işin neresindeyim? Bu katliamı onların yerine sen yapacaksın. Ve bütün dünyaya Türkler yapmış gibi göstereceğiz. Seve seve Cortez. Seve seve. Önceliğin bu. O kadar. O kadın ve albay hakkında hiçbir şey duymak istemiyorum. Anladın mı beni? İkisi de bitecek. Bitecek. Ay İbrahim Bey, olmadı böyle de ya. Keşke dışarıdan bir şeyler söyleseydik size. Çok teşekkür ederim. Bunlarla bile yeterince zahmet verdim size. Ay estağfurullah. Ben şimdi size çaylarınızı da getiriyorum hemen. Sağ olun hanım, sağ olun. Ne zamandır yemek yemedin evlat? Bilmem. Epey oldu herhalde. Çocukların döndü mü? Yüzümden çok mu anlaşılıyor? Onlar sağ salim geri gelmeselerdi... ...buraya gelip de benim bayat ekmeğimi portakallı ördek gibi yemezdin evlat. Bilirim ben. Henüz dönmediler ama sabah burada olurlar. Çok büyük iş başardılar. Çok büyük iş. Bana şiir okudular açık hattan. Ben de dinledim. Sayılmayız parmak ile. Sayılmayız parmak ile. Tükenmeyiz kırmak ile. Başkasına sormak ile kimse bilmez ahvalimiz. Hey gidi günler hey. Aferin onlara. Aferin. Siz nasılsınız baba? Sağlığınız nasıl? Ben galiba aşık oldum. İbrahim Bey. İbrahim Bey nasılsınız? Kan İbrahim Bey nasılsınız? Çoluk çocukla gönül işlerini konuşmayacaksın efendi. Şu hale bak.
Emredin komutanım. Helikopter gelmek üzeredir. Her şey hazır mı? Hazır komutanım, eksiksiz. Aferin güzel. Sağ olun komutanım. Yeter az subayın baklavaları ha. Konuşacağız bunu seninle Bayındır. Konuşacağız. Emredersiniz komutanım. Ben dilim kopayıp da konuşmayaydım. Ne gelirse başıma dilim yüzünden geliyor arkadaşlar. Dersiz başımıza dert aldık, iyi mi? Demek böyle oluyormuş komutanım ha. Yani beklemek. Alışkın değiliz ya tabii. Aynen öyle kardeşim. Aynen öyle. Tabii siz şimdi seviniyorsunuzdur da. Kürşat Teğmen de geliyor. Vay be. Aslubayım. Bu ne demek oluyor şimdi? Şey yani ben komutanım hani siz... Komutanım şimdi... geliyorlar komutanım. Geliyorlar komutanım. Geliyorlar. Onlara bir bakalım mı? Allah. He Hatice. Nerede bunlar ya? Ha onlar şey alışverişe gittiler. Bizimkiler geldi ya. Beni niye yolluyorlar o zaman? Allah Allah. Neyse tamam ben bırakıyorum bunu, sen bir şekilde halledersin. Ay, ah, ne oldu? Ah, ne oldu? Ay geliyor. Kim geliyor? Ah geliyor. Kim geliyor? Geliyor bebek, geliyor bebek, geliyor bebek. Olmaz, gelemez. Kubilay bebek geliyor, geliyor. Gelemez, ben yalnızım, ben yalnızım. Söyle akşam gelsin. Ay vallahi yüceler ya, ben öldürürüm seni, öldürürüm. Acıyor, acıyor, ne yapıyorsun acıyor? Söyle gelmesin. Ay, ay. Oh Allah. Komutanım. Kutalmış Paşa sizi bekliyor. Haydar Yüzbaşı'mla birlikte. Tam bir üstümüz başımız değişelim geliriz. Hemen dedi komutanım. Acil çağırdı. Anladım. Gel. Hoş geldiniz çocuklar. Sağ olun komutanım. Görevden yeni döndünüz biliyorum ama kamuflajları değiştirin. Hemen çıkacağız. Emredersiniz komutanım. Baba Eren'de ne oluyor ya? Ne bileyim vallahi, oluyor bir şeyler. Anlayacağız. Hadi acele edelim biraz. Babalar nereye gidiyoruz ya? Yemin ediyorum gözümden uyku akıyor. Paşa'ya sormak ister misin? Yok ben almıyorum. Bence de almıyorum. Geldi. Bende kalsın. Emredersiniz komutan. Gidelim çocuklar. Thank you.
Arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün belki de en önemli toplantılarımızdan birini gerçekleştireceğiz. Son 40 yılımızı savaşarak geçirdiğimiz terör örgütü ve onun destekçilerine karşı yeni önlemler almak durumundayız. Arkadaşlar, amacımız net. Yeni bir Kandil'e de örgütün yanında saf tutan yeni düşmanlara da engel olmak. Sen bu arabaya geç. Emredersiniz komutanım. Çocuğum sen de bu arabaya geç. Siz benle benim arabaya gelin. Direksiyona sen geç. Emredersiniz komutanım. Sağda müsait bir yerde dur. Emredersiniz komutanım. Meraktasınız biliyorum. Çocuklar, deminki binada devlet işleri konuşulur. Duvarları kurşun levhalarla kaplı cemırlı bir odada. Dinlemeye karşı da önlem alınır. Çünkü o binada çok yaşamsal şeyler konuşulur. Ve orada alınan kararlara, verilen emirlere ya uyarsın, ya da gidersin. Bu da bizim payımıza düşen. Görevinizin yeri ve saati henüz belli değil. Ancak önce size şunu sormam gerekiyor. Bu göreve gönüllü müsünüz? Ne olursa olsun komutanım, bunu bize sormanıza gerek yok. Komutanım, görev ne olursa olsun biz varız. Sağ olun çocuklar. Bu zarfı aç. Yeni göreviniz. Allah yardımcınız olsun.